Hocam merhaba. Nereden geliyorsunuz bakalım? Kantindeydik efendim. Bir kahve içtik. Maşallah bomba gibisiniz. Ay yani çok hoş gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Sinancığım nasıl geçti gecen? Anne melek gelmiş. Kızı evde mi bıraktın? Bak sıkılacak tek başına mı? Ya niye sıkılsın çocuğum? Elbet yapacak bir şeyler bulur değil mi? Neyse çocuklar ben vizite çıkıyorum. Sonra görüşürüz tamam mı? Görüşürüz hocam. İyi vizitler. Yüzük de pek yakışmış. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. İnşallah melek o yüzüğü çekip alacak parmağından. Ay Sinan. Gerçekten hakkım varmış. Annem pırlanta gibiymiş. Bir saniye canım. Ne oldu canım? Niye açmadın? Önemli değil, önemli değil. Ben yanındayım diye mi açmadın? Kimmiş? Banka Nisan'cığım. Hangi banka? Nisan. Nisan deyip bu kaşlar böyle çatıldığına göre Nisan'ın gitme vakti gelmiştir. Hem zaten yapacak işlerim var. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim Sevcan? Sinan, ya Alican'ın ateşi yine düşmedi. Ben şimdi taksideyim, hastaneye getiriyorum onu. Karşılasana bizi. Alican. Ateşi çıkınca çok korktum Sinan. Verdim ilaçları kullanmadın mı? Ya kullandım, ilaçlarını kullandım ama düşmedi ki ateşi. Tamam, sakin ol. Sakin ol, kontrol altına alacağız. Tamam. Baba. Alican. Sinan hocam, yeni hastamız mı var? Tonsilit. Ay canım, çok da tatlıymış. Hiç endişe etmeyin, oğlunuz emin ederdi. Sinan hoca çok iyi bir doktordur. Ona şüphe yok. Bu yüzden buradayız zaten. Sinan mükemmel bir doktordur. Kusura bakmayın. Ben sizi yeni hasta zannettim. Eski olduğunuzu bilemedim. Bu arada ben Sevcan. Siz? Ben de Nisan. Sinan Bey'le birlikte çalışıyorum. Nisan, Asuman hemşireye söyler misin? Bu tetkik sonuçlarını biraz hızlandırsın. Tamam, hemen hallediyorum. Teşekkür ederim. Şu aşık olduğunu söyledin kız. Evet. Yakında evleneceğiz. Alican ne olacak Sinan? Hiçbir şey olmayacak. Her şey eskisi gibi devam edecek. Peki sence o bunu anlayışla karşılayacak mıdır? Daha söylememişsin bile. Söyleyeceğim Sevcan, söyleyeceğim. Alican'la da konuşacağım. Sakın şimdi konuşma. Lütfen. Hasta, yarın doğum günü. Üzülmesin. Lütfen Sinan. Tamam. Ben yine uğrarım. Merak etme. Babacığını kaybetmeyeceğiz. Sinan hocam. Sinan, aşkım, Sinan. Ay sesleniyorum, duymuyorsun. İyi misin sen? İyiyim. Nisan, benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Aşkım dedim, sen ona kızdın değil mi? Ama ne yapayım, etrafta kimse yoktu. Bir anda ağzımdan çıkıverdi. Yok. Onun için söylemedim. Sen bana evlenme teklif ettiğin için pişman mısın, ha? Hayır, öyle bir şeyden bahsetmiyorum Nisan, öyle bir şey değil. Tamam. O zaman söyle hemen. Bak yoksa ben panik oluyorum yani. Dur beni. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Nisan sakin. Sakin ol. Bak. Biliyorsun biz uzun zamandır tanımıyoruz birbirimizi. Yani birbirimiz hakkında bilmediğimiz bazı gerçekler olabilir. O zaman sen evlenince anlaşamayacağız diye mi korkuyorsun ha?
Anne, anne ha, annenlerle tanıştırmadın ya, ben onu söylüyorum yani. Annenlerle ne zaman tanışacağım? Ah Sinan, senin derdin bu muydu ya? Ay hayatım ya, merak etme sen. Ben ayarlamaları yaparım, bir haftasını gider tanışırız, hem de istersin beni. Tamam. Hayatım, hazır seni böyle heyecanlı bulmuşken, o zaman şu düğün meselesini de mi konuşsak? Kafanda canlandırdığın bir konsept var mı? Konsept mi? Anladım. Siz erkekler tabii kızlar gibi değilsiniz. Böyle çocukluğunuzdan beri bunu hayal etmiyorsunuz. Tamam tamam, oldu bu konsept işte. Ben kendi başıma halledeceğim. Oldu, o zaman ben kaçtım canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Anne, babam nerede ayıcığı, getiremez misin? Ama ayıcığın evde oğlum. Şimdi seni burada yalnız bırakıp gidemem ki. Babama söyle, babam getirsin. Yavrum, baban çalışıyor. İşini bırakamaz. Hem işini bırakırsa hastalar nasıl iyileşecekler? Ben kalırım isterseniz küçük beyle. Madem yanında arkadaşını istiyor. Evet anne, lütfen. Babamız da doktor galiba. Bu hastanede mi çalışıyor? İyi madem. Çok geç olmadan yola koyulayım ben. Peki. Sinan'a haber verirsiniz değil mi? Tabii. Ya da gerek yok, ben yoldan ararım onu. Telefonu var mı sizde? Tabii ki var. Evet küçük bey. Oyun oynamak ister misin? Evet. Ne oynayalım? Taş kağıt makas. Hadi. Taş. Kağıt. Taş. Yendin beni. Annesi nerede? Ya oyuncakları varmış, onları istedi. Annesi de almaya gitti. Çok tatlı bir çocukmuş ama ya. Neyse, zar zor uyudu. Biz dışarıda konuşalım da uyanmasın. Hadi. Annesi seni arayıp söyleyecekti, aramadı mı? Ne söyleyecekti? Eve oyuncaklarını almaya gitti de onu söyleyecekti. Yok yok, Nisan beni kimse aramadı. Sevcan Hanım'ın kocası da doktormuş, bu hastanede mi çalışıyor? Melek. Sinan. Nasılsın? İnsan önce bir hoş geldin der. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz daha yeni görüşüyorsunuz değil mi? Abim gece nöbetçi olunca, sabah da eve gelmeyince Biricik kardeşini karşılayamadı tabii. Nöbetçi mi? Annem. Nisancığım, ben sana söyledim ya, hani gece geç gittim, sabah da erken çıktım diye annem karıştırmış o zaman. Sinan bekarlık günlerinin son keyfini çıkartıyor. Arkadaşlarıyla takılmış. Öyle mi? Sevcan Hanım da geldi. Sevcan Hanım mı? Bizim çiftliğe geliyordu ev. Sevcan'ın oğlunu ata bindiriyordu. Sevcan ki? Çiftlikteki aşçı. Sevcan Hanım, Acıhan gayet iyi, odasında uyuyor. Teşekkür ederim. Çocuğu da varmış. Bu o. Merhaba, Melek ben. Sevcan ben. Sinan'ın kardeşiyim. Bir şey soracağım, ben sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Siz aşçı mısınız acaba? Hayır. Değilim. Pardon ya, ben karıştırdım. Sinan, ben bir Alican'a bakayım, görüşürüz sonra. Görüşürüz. Görüşürüz. Benim işlerim var, onları halledeyim, sonra görüşürüz. Nesi var Sinan? Bir şey yok, bir şey mi var? Tuhaf görünüyor. Bir şey saklıyor sanki. Bir şey mi saklıyor? Aman neyse canım, boş ver şimdi. Kantine gidip kahve içelim mi, hem sana fal bakarım. Fal mı dedin? Hadi gel hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.